Selamlar herkese. Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Dwarf's Glory, Death and Loot. Demo aşamasında olan bir rol yapma oyunu diyelim. Yücelerden bir ordu oluşturacağız ve maceralara atlayacağız. Düşmanlarımızı kılıçtan ve baltalardan geçireceğiz arkadaşlar. Biraz önce indirdim ve 10-15 dakika oynama fırsatım oldu. Oldukça keyifli, bir o kadar da enteresan bir oyun. Şimdi sizlerle beraber bu oyunu sıfırdan bir 20-30 dakika boyunca keşfedeceğiz. Start'tan oyuna atlayalım. Dediğim gibi birkaç dakika baktım, o yüzden başlangıç aşamasını çözdüm. Şu yukarıdaki benim save'im, onu siliyorum ve hadi sıfırdan başlayalım. İki tane mod var arkadaşlar oyunda. Birinde kalıcı olarak ölüyor karakterleriniz, o yüzden onu seçmeyeceğim, ben Glory'yi seçeceğim. Oyunda ilerledikçe anladığım kadarıyla skill'ler kazanıyorsunuz, buff'lar, bunları şu anda ekleyemiyoruz, sıfırdan başlayacağız. Ve yeni bir klan oluşturacağız, 10'a kadar cüce alabiliyorsunuz, 10 taneye kadar. Ve bunları geliştirerek, ekipman alarak, level atlatarak savaşlara sokacağız, quest'ler yapacağız arkadaşlar. Burası seçim ekranınız. Ve bazı şeyleri satın alarak karakterleri kuvvetlendirebiliyorsunuz. Yeni cüceler alabiliyorsunuz ordunuza. Sol üstte görmüş olduğunuz gibi 2 tane cücemiz var sadece şu anda. Ve sağ üstte 500 tane altınımızın olduğunu söylüyor. Öncelikle bir tane silah alacağım. Şu sağlam bir şeye benziyor. Warblade. 210 parayı buna basıyorum. Ve bir tane silah aldım arkadaşlar. Şu anda tutorial'dayız. Cücelerimizin ekranına gidiyoruz. Şuraya ordumuzu dizeceğiz ve sağa doğru koşturacaklar savaş çıktığında. O yüzden sağdaki en önden ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle şuraya tıklarsanız detayları görebiliyorsunuz. Hatta isim koyabiliriz bunlara. Birkaç tanesine işte level'ları, experience'ları, canları, bir sürü statları var arkadaşlar. Detayları var. İşte pasif skill'leri. Gelmişi geçmişi bir sürü şey görebiliyorsunuz. Ben öndekine şu kalkanı vereceğim öncelikle. Burada da itemları görüyorsunuz. Quest yaptıkça kasacağız. Ve kalkanın verdiği bonusları da görüyorsunuz. İşte stamina veriyor, ağırlık veriyor, ağırlığını arttırıyor. Arkadaki arkadaşa da mızrağını çıkarıyoruz ve şu sağlam anime kılıcını veriyoruz eline. Hatta bunun ismini hançer koyalım. Muhtemelen katliam çıkaracak o elindeki silah ile. Ve itemlarınızı satabiliyorsunuz. Bu gayet dandik bir item olduğu için satıyorum. Onun dışında buradan da detaylara bakabiliyorsunuz dediğim gibi. Geriye gidiyorsunuz ve buradaki şeyler satın aldıkça veya yeniden zar attıkça yenileniyor. Ben bir tane daha cüce alacağım. 290 gold'um var. Ve 3 tane cücemiz oldu ordumuzda. İşte reroll atıyoruz. Maliyeti var mı bunun? Yok galiba. Şu anda var. Bundan sonra 15. Ve burada savaşlar da beliriyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ve savaşlardan bir tanesini seçeceğiz. Ben kolay bir savaşla başlayacağım. 40 para geliyor. Bir de experience geliyor. Böyle seçiyorsunuz. Ve 3 tane cengaver cücemiz savaşmaya hazırlar. Savaşa diyorsunuz ve ne yazık ki auto battler, yani kendisi otomatik savaşıyor. Siz bir şey yapamıyorsunuz. Siz stratejiyi kuruyorsunuz savaşa başlamadan önce. Kim nerede duracak, ne yapacak vesaire şeklinde. Ve savaş otomatik çalışıyor. Böyle bir tane ork var karşımızda. Mızrağı var. Karakterimizin canı altta, mavi olan. Onunki de orada. Hançer yardırdı geçti zaten. İlk savaşı kazandık. Çok da sohbet edemedik. Burada da arkadaşlar savaş raporunu görüyorsunuz. Hiçbir loot gelmemiş. Kimin kaç damage vurduğunu görebiliyorsunuz. Hançer darmadağın etmiş ortalığı. Kimin ne kadar damage yediğini, kaç kişiyi öldürdüğünü. Ve supportlar da geliyor ileride. Heal yapıyorlar. Böyle bir detay görebiliyorsunuz. En azından experience geldi bütün karakterlerimize. Ve level atlayabilecekler bir noktada. Ben bir tane daha cüce alsam yoksa para mı kassak? Bekleyelim arkadaşlar. Şimdilik bir şey almayacağım. Reroll atıyorum ve savaşlar geliyor. İki mızrakçıya karşı alabilir miyiz? Muhtemelen alırız. Haydi şu savaşı başlatıyorum. 2 experience gelecek. Ve dizilimimiz gayet iyi. Önde kalkanlı karakter var. Ve strateji bayağı önemli olacak. Gördüğünüz gibi hançer kalkanlıyı geçerek önden koşuyor. Çünkü kalkanlı çok ağır. Kalkanın verdiği bir ağırlık var. Hançer katletti hepsini. İşte sol üstte bizim canımızı, sağ üstte onların canını görebiliyorsunuz da o kadar hızlı bitiyor ki savaş.
çok da bir şey göremedik. Galiba canımız doluyor. Enteresan bir silah geldi. Hammer of Wrath. Normal diyor, çok da epik bir şey değil. Ve silahların özel yetenekleri de oluyor, ultileri oluyor. Bunun yok mesela, o yüzden almıyorum. Bir savaşta okçuyla buckler, kalkanlı bir adam var. Bunları alabilir miyiz? Bence alırız. Riske mi atıyorum, okçu kuvvetli midir? Risk budur arkadaşlar. Savaşa giriyoruz. Dediğim gibi strateji çok önemli. Hançer o kadar hızlı koşuyor ki, mesela hançeri arkaya alsam belki daha mantıklı olabilir. Bu savaşa bile giremiyor bu mızraklı arkadaş. Neyse, bir tane okçu bulursak süper olacak. Sallıyorum arkadaşlar. Daha yavaş da yapabiliyormuşuz. Okey, yarım hızda yapalım, izleyelim. Hançer gerçekten yardırıyor, diğerleri katılamıyor savaşa. Tank tanklayamıyor bile. Yetişemiyor. Hançer herkese dalıyor. Niye şöyle kırmızı kılıç işareti var hançerin üstünde, onu da bilmiyorum. Vuramıyor gibi duruyor ama. Neyse, yine aldık. Herkes arkadaşlar şöyle silah vereceğim ve üstlerine saldırtmak istiyorum. Tanklayamadık hiçbir şey. Level atladık. Stamina geldi. Strength geldi. Rastgele statlar geldi. Bir tane de Battle Axe geldi. Çok güzel. Satmıyorum. Bunu kullanacağız. Ve bir kişi daha alalım mı? Bir kişi daha almayalım. Cücelerimize gidelim. Bu two-handed mı? Yazmıyor. Deneyelim. Evet. Two-handed'mış. Okey. İki tane agresif karakterimiz oldu şu anda. Şu şeyi mızrağı satabilirim. Bir tane okçu istiyorum ya. Ya da ok bulmak istiyorum en azından. Reroll mu atsam? Beleş. Atacağım zaten. Savaş çıkmalı. Bir tane daha çıktı hançerin şeyinden. Ve bunun özel saldırısı var mesela. Blade Dance diye geçiyor. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Belki gözlemleriz. Bunlarla kapışalım. Daha zor olsun. Acaba level atladıkları için benim bir şey vermem gerekiyor mu? Bu arada miğfer takabiliyorsunuz. Silahı var. Buraya ne geliyor bilmiyorum. Armor geliyor olabilir buraya. Buraya da bir işte küpeydi vesaire gelebilir. Bunlar yüzük olabilir ama bilmiyorum. Bu arada özel saldırısı yazıyor burada. Peki. Sanırım ben bir stat vermeme gerek yok. Otomatik veriyor level atladığında. Anladığım kadarıyla. Okey, savaşa gidelim arkadaşlar. Yardırıyoruz. Hançer yine önden atladı. Okçuları hiçbir şey yapamadı. Boşa sıkıyor. Okçu o kadar da gerekli değil gibi. Bence arkadaşlar herkese two-handed bir silah vermeliyiz ve yardırtmalıyız üstlerine doğru. Hiçbir şey gelmedi. Biraz para geldi. Oyun keyifli bu arada. Biraz zorlaşacak mı acaba? Bu ne? Omuzluk. Aldım. Bakayım hançere takabiliyor muyum? Omuzuna geldi gerçekten. Ve görebiliyorsunuz itemları karakterin üstünde. Bakalım. Burası omuzlukmuş. O zaman buraya da armor geliyor. Bunlar da yüzük vesaire. Hançer bir canavara dönüştü. Şimdi. Hangisi daha çok? 110 experience veriyor bu. Alırız bence. Savaşa. Onlar da of ne? Bir tanesi uçtu. Ne kadar uçtu? Blokluyorlar bir ihtimalle. Aslında tanklayabiliyorlar. Hançer ölmüyor mu? Canı bile gitmedi. Omuzluk işe yaradı arkadaşlar. Ve kalkanlı adamımız savaşa dahil bile olamıyor. O kadar geride kalıyor ki. Çok geride kalıyor. Peki. Bir sürü experience geldi. Of. Bunu yenemem. 4 kişiler. Burası 3 kişi. 3'e 3 alırız bence. Haydi bunu yapalım. Bir sürü de param oldu ya. Reroll atıp aslında bir tane daha savaşayım. 3'e 3. Şöyle ağır çekimde izleyelim bunu. Okey, kalkanlı bir kere tankladı sonunda. Biz çok daha fazla vuruyoruz. 29 vuruyorum, onlar bana 9-15 vesaire vuruyor. Ve hançer alana vuruyor olabilir. Onu da bilmiyorum. Mesela bir... Of. Aa, çok iyi. Şahane. Uçuyorlar. Neyse, aldık bu savaşı da. Hançer hepsini indiriyor. Triple kill aldı. Diğerleri katılamıyor bile savaşa. Bir level daha atladık arkadaşlar. STR vesaire bonus geldi. Hepsini hançer öldürdü.
Tamamdır. Oyun çok keyifli. Bu ne? Bu da omuzluk. Yeşil. Good kalitede bir şey geldi. Normalin bir üstü galiba. Hammer of Wrath. Ay, yine o kadar güçlü değil ya. Hiçbir özelliği de yok. Bunu vermenin çok bir mantığı yok gibi. 900 gold'um oldu. Ben bir reroll atıyorum arkadaşlar. Mifer geldi. Mifer ile omuzluk farklı şeyler mi? Aa, alayım deneyelim. Alayım deneyelim. Hayır. Ha, miğferim var zaten. Hançer tam bir canavara dönüştü. Terminatör oldu arkadaşlar. Şundan bir tane daha mı alsam? Bu da normal kaliteymiş. O kadar iyi değilmiş ama... altısı var. 20'ye reroll atabiliyorum. Ya da bunlarla mı kapışsak? 3 kişi. Bunları bence eritiriz. Biraz zorlayalım mı arkadaşlar? 4 kişi. Bunlar hepsi level 1. Biraz zorlayalım. 4'e 3 yapıyorum. Haydi bakalım, hançere güveniyoruz. Bunu satalım mı? Şimdilik dursun. Savaşa. Ağır çekimde oynayacağım. Biraz hırpalanabiliriz. Evet, çok kalabalıklar. Ama şahane vuruyoruz. Şu kılıç olayını çözemedim. Kırmızı. Her şeyi periliyoruz bir de. Yani vuramıyorlar bize. O kırmızı kılıçlar çıktığında. Bu da skillini atıyor şu anda, izliyorsunuz. Hazırlandı. Uf, idam etti. O baltanın ya da karakterin skilli var. Kılıçlar mavi olduğunda arkadaşlar skilli atıyorlar. Ki karşı taraf yapmıyor galiba bunu. Güzel, erittik. Dual Axe geldi. Aa, çok güzel. Ve balta fırlatma skilli var içinde. Okey, bunu birisine verebilirim. Şu miğferi de alalım, yapıştırdım. Şaman Ork. Oo, bununla kapışmak istiyorum. Cücelere gidiyoruz arkadaşlar. İlk karaktere veriyorum bunu. Bunun arkadaş ismini de iki baltası olduğu için tam Gimli ya. Bu arada baltaları çalmışlar Yüzüklerin Efendisi'nden. Gimli'nin silahları bunlar. Bir tanesi iki taraflı balta. Bir tanesi de şöyle tek taraflı. Gerçekten Gimli'nin baltası onlar. O yüzden Gimli oluyor bu arkadaş. İyi yazamıyorum çünkü Türkçe klavyem açık değil. İdare edin. Zaten umursamadı benim verdiğim ismi. Okey diyorum, üstte halen aynı şey yazıyor. Belki. Umursamıyor. What? Şimdi? Türkçe karakter olduğu için olmadı. Aynen. Gerçekten baltaları kopyalamışlar. Apaynı silahlar. Miğferi de takıyorum Gimli'ye. O pek uymadı ama süper oldu. Şimdi satalım bunları. Oyun çok keyifli olmaya başladı arkadaşlar. Ben 10-15 dakika oynayacaktım. Gitgide keyifli bir hal alıyor. Şu şamanı indirelim. Aslında kol... Aa, bunu mu indirsek? 6 kişiler arkadaşlar. 6'ya 3 alamam. Şu bir tane şamanı da çok rahat indiririz bence. Aslında acelemiz yok muhtemelen. Var mı? Yani yavaş yavaş kasa kasa gidemez misiniz bu oyunda? Bence gidersiniz. Devam. Yürü be Gimli. Şaman ne yapıyor acaba? Bilmiyorum. Hiçbir şey yapamadı. Erittik. Ama kuvvetli bir şeyler yapıyor olabilir. Detaylarını bilmiyorum. Birini daha mı alsak? Haydi birisini daha alalım. Bir sürü param var. Hoş geldin. Of. Epic item geldi. 274 gold alıyorum. Shatter. Çatlatmak diye bir skilli var. Bakalım, yeni cücemize veriyorum bunu. Bu da iyi mızrakmış bu arada. Neyse. Ne yapıyor skilli? Shatter. Alana vuruyormuş ve herkese uçuruyormuş vesaire. Okey. Execute ne yapıyor bunun silahı? Canı %25'in altındaysa öldürüyor. O da çok iyi. Hançerinki ne yapıyor? Kılıç dansı. Galiba o kırmızı kılıçlar oluyor ya üstünde. O zaman açık. %25 hızım artıyor ve parry, yani vurmalarını engelliyor bana. Savuruyorum kılıçlarını. 3,5 saniye boyunca. Hançer gerçekten... kuvvetli. Gimli ne yapıyor? Şey fırlatıyor, balta fırlatıyor ve kanatıyor. Arkadaşlar, 10 cüceyi nasıl idare edeceğim bilmiyorum. Epey bir taktik girecek çünkü işin içine. Hazırız. Bence şunları alabiliriz. Oh, Cleaver Orc. Bu two-handed.
çok kuvvetli silahları var. 3 tane de okçu var. Bence alırız. Biraz riskli ama dalıyorum arkadaşlar. Artık 4 kişiyiz. Ve level atlayacağız alırsak. Biraz yavaş oynayalım bunu. Oo, sağlam vuruyorlar. Silahları çok iyi. Ama alırız gibi. Skill falan atıyoruz bol bol. Yok, %20 falan canımız gitti. Şimdi o baltayla alana vuracak. Bam diye vurabilirse. Yetişemedi bile. Haydi. Aa, hadi vuracak. Bam. Aa, aldık. Okey, biraz daha riskli. Gimli 3 kişi indirmiş. Bakar mısınız şu gidişe? Herkes level atladı. STR geldi. Herkese STR geldi. Neye göre geliyor bilmiyorum şeyler. Bu ne? Omuzluk. Omuzluğu takarız. Miğferi aldım. Omuzluğu aldım. Ve cücelerimize geri dönelim şimdi. Buyurun. Gimli, hançer. Diğer cücelerimiz ne olsun? Bilmiyorum. Gimli'ye omuzluk verdim. Sana omuzluk verdim. Bunları satabiliriz. Haydi abartalım arkadaşlar. 3 şaman. Bunların farkı ne? Niye bunları ayrı koymuş? Level 3. Okey, bu bayağı zor. Level 2, level 2. Buradakilerin hepsi level 3. Okçular. Bence bunu alırız. 420 para gelecek. Risk budur arkadaşlar. Cücelerimize güveniyoruz. Ben level 4'üm. İlk 3 adam. Bu biraz zor olabilir. Şamanlar ne yapıyor anlamadım çünkü. Heal'lıyorlar. Okey. Bayağı heal'lıyorlar gibi. Damage de vuruyorlar mı? Vuruyorlar. Alana vuruyorlar galiba. Kaybettik sanırım. Yok. Ve onların asa... efsane heal'lıyorlar ve 4 şaman... Sıkıntı. Aldık gibi. Aldık. Healer'a ihtiyacım var bir tane arkaya. Bir tane healer bulabilirsem süper olacak. Level atladık arkadaşlar. Kim atladı? Bu arkadaş. Nasıl loot gelmez? Bedava opsiyonlar geldi. Şimdi tungsten. Yavaşlatıyor karakterimi. Artifact. Demek ki bu iki yere... Yüzük değil, artifact koyabiliyoruz karakterlere. %10 yavaşlatıyor. %30 ağırlığını arttırıyor. Ama level atlayınca daha çok STR geliyor. Bu rezalet. Eğer %10 yavaşlarsa herhangi bir karakter hiçbir şekilde savaşa yetişemez. Diğerleri yardırıp gidiyor. Bu ne? Unique. Okey. Canı %25'in altına indiğinde %50 can dolduruyor. Ama 10 saniye sarhoş oluyorlar. Savaş başına bir kere. Bu gayet iyi ya. Sarhoş 10 saniye olsun. Ölmesini engeller. Bu ne yapıyor? %5 ihtimalle zehirliyor. Bu arada bunu 2600'e satabiliyormuşum bunu alsam. O yüzden belki satmak daha mantıklı. Ben bunu aldım. Bir tane daha miğfer aldım. Bir tane daha omuzluk aldım. Ve cücelerimize gidelim. Omuzluğu taktım, miğferi taktım. Herkese set yaptım böylelikle. Bunu kime versem? Bunu satacağım ben. 2600 para geliyor. Bam. Bunu da sattım. O kadar çok param oldu ki şu anda. 3400 param oldu. Biraz reroll atabiliriz. Epic itemler toplayabiliriz. Hoş geldin aramıza. Galiba asa bulmam gerekiyor. Bir de asas yapmamız gerekiyor bir tane de. Şeyler var. Klaslar yok da. Kalkan istemiyorum. Çok gerekli gelmiyor kalkan. Tank çok yavaş oluyor çünkü bu oyunda. Bu niye pahalı? 400. Daha kuvvetli bir karakter mi? Reroll atıyorum. Biraz para gidiyor ama. Yay buldum. Okey. Bir tane okçumuz oldu. Bir kişiyi daha aldım. Ha, aldıkça maliyeti artıyormuş. 400'den 500'e çıktı. Şimdi arkaya bir tane okçu koyduk. Çok arkada olmuş olabilir. Bunun skilli ne? 7 tane şey atıyormuş. Ok atıyormuş aynı anda. Ordumuz fazla uzun oldu. Peki, yapacak bir şey yok. Bir tane de healer istiyorum. Asa bulmam lazım. Reroll. Bu ne? Clock.
Omuza mı koyuyoruz onu? Evet. Pelerin. Şu mızrağı verelim sana. Rare. Hayır, bunu verelim. Daha iyi itemlarla gelmeye başladılar. Yeni aldığım adamlar. Reroll. Geç. Reroll. Parayı charger etmeye başladım rerollda. 25 gidiyor her yaptığımda. Asa geldi. Bir tane de healerımız oldu şimdi. En arkada. Pelerini de hazır geldi. Şöyle. Okay. Hazırız. Devam. Şimdi çok kuvvetli bir düşman istiyorum. 3'e 2 kesmez. Haydi bunu yapalım. Boss savaşı yok mu ya? Keşke boss savaşı olsa. Bunları satalım. Ve savaş. Okçumuz yere sıktı. Yere sıktı. Okçular rezalet. Yere sıkıyor hepsini. katlediyoruz. Healer healliyor mu bizim karakterleri? Şimdi 7 ok atacak. Okçumuz gerdi arkadaşlar yayı. Ve... vurdu birkaç tanesini. Birkaç tanesini vurdu. Ama melee karakterler çok kuvvetli. Önden gidenler. Healer nerede? Healer burada bile değil. Kamerayı manuel yapabiliyorsunuz. Orada mı? Ben mi kaçırdım? Healer öldü mü? Burada değil. Ben mi görmüyorum? What? Neredeydi bu? Gelmemiş olabilir. Bu arada klasları elindeki silaha göre. Mesela Archer Dexterity diyor. Buna Wisdom geldi. Priest diyor. Silaha göre mi klas oluyor? Neyse erittik. Ama şey neredeydi bilmiyorum healer'ımız. Şimdi daha kuvvetli bir düşman gelsin istiyorum. Bir tane de asas yapacağız. Bir de bu kadar kalabalığa gerek var mı gerçekten? Reroll. Hadi kuvvetli bir şey gelsin. Bunlar çok ezik. 330 bounty. Geç. Niye zorlaşmıyor? Ne yapmam gerekiyor? 210 bounty. Rare Warhammer. Bizdeki ne? Shatter şeyi var ama... Normal değil mi bu? Epikmiş. Geç. Benimki daha iyi. Her silah için bir karakter olsun istiyorum arkadaşlar. 435. Haydi bunu yapalım. Savaşa. Healer. Healer çok yavaş. Bu nereden geliyor? Healer burada. Hiç katılmıyor savaşa. Hiçbir şey healleyemiyor. Neden o kadar yavaş? Onun zırhını falan mı çıkarsam? Gerçekten... Dahil olmuyor. Sağ klik yaparsanız otomatik kamera. Gayet iyi. Healer'ın hiçbir manası yok şu anda. Neyse biraz hızlandırıyorum. Aldık da hızına bakacağım. Miğfer geldi. Yapıştır. Şimdi karakterin hızları yazıyor. Çok ağır bu. 219 ağırlığı var. Yo, hançerin ağırlığı 550. Speed'e bakacaksınız. 18, 21, 24, 19, 5 mi? 5 ne ya? 5 ne demek? Bu arada ağırlık başka bir mekanikmiş. Ben yavaşlatıyor zannediyordum. Ağırsa geri sekmiyormuş. Yani önden giden melee karakterlerimizin ağır olması iyi. Ben yavaşlatıyor aksine zannettim. Yani hançerin 550 olması ağırlığı güzel çünkü geri sektiremiyor darbe aldığında. Karşı takım o yüzden sekiyor ağırlığı yüksek değil diye. Bunun ağırlığı 648. De bu arkadaş niye bu kadar yavaş? Level'ı düşük diye mi? 5 ne ya? Bunun... Hiçbir manası yok ki bu karakterin. Şuna miğfer taktım. Speed neye bağlı? Belki de demo aşamasında olduğu için optimize etmemişlerdir arkadaşlar oyunu. Olabilir. Çok kasmıyorum. Ama çok absürt. Hiç savaşa katılamıyor.
Speed'e hiçbir bonus almıyor. Artı 12 mi? Items. Hangi item'dan alıyor bonusu? Balta hız veriyormuş 4. 5. 3. Item'lar hız veriyor arkadaşlar. Çok enteresan. Yavaşlatmıyor. Bu asa hız vermiyor. Evet, bunları düzeltsinler. Bunların hiçbir şey hız vermiyor buna. Ama diğer karakterlere artı 8 bonus alıyor. Buradan 6, buradan 2. Pardon, buradan 0, buradan 2. Okey, çok enteresan. Item'lar hız veriyor. O zaman buna güzel bir miğfer alabilirsek hızlanacak. Asla hız vermiyor. Çok değişik mekanikler. Neyse, şeyde demo aşamasında ben gaza geldim. Çok da şey yapmaya gerek yok. Detaylara bakmaya gerek yok. Hatalar elbette olacak. Biraz hızlandırdım. Ya da geri alalım. Of. Okçu iş yapıyor artık. Neredeyse ölecek. Öldü. Bir karakterimiz öldü. Hayır. İşte healer'ın yetişememesinin şeyi. Ölünce ne oluyor? Fallen, düştü diyor. Elektrikli bir asamız geldi. Bu da hız vermiyor. Ne oluyor? Ölünce kalıcı mı ölüyor? Halbuki o modu seçmemiştim. Okey diyelim. Altın mızrak. Mızrakla da bir karakter yapabiliriz aslında. Üçüncülere gidiyoruz. Hiçbir şey olmamış burada. Peki. Asayı değiştirdim. Bu karakter halen çok yavaş. Ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Bu modda bir şey olmuyor ama diğer modu seçerseniz ki daha heyecan katabilir oyuna. Ölenle ölüyorsunuz. Şu savaşı da yapalım ve yavaştan da veda edeceğim sizlere. Aşırı keyifli. Aşırı keyifli bir oyun. Ama healer'ımızın arkada olması bizi bitirdi. Neden hızlanmıyor bilmiyorum. Bence okçular da hiç efektif değil. Güzel sıktı ama hiçbir şey vurmadı. Kesinlikle hançerin elindeki silahı vermek lazım. Herkese belki de. Çünkü parry veriyor ki bana vurduğunda ıskalamalarını sağlıyor 3,5 saniye. Ve müthiş hızlı. Müthiş hızlı. O yüzden hem darbe almadan hızlı bir şekilde yardırabilirsiniz. Şu kalkanın falan hiçbir manasını göremedim. Aldık. Aldık. Level'lar geldi. Şeyimiz hiçbir şey yapmıyor, healer'ımız. O büyücü şapkası. 2 hız veriyor. Aldım ben bunu. Biraz reroll attık. Bu ne? Divine Crown. Intelligence vesaire veriyor da şey vermiyor. Hız vermiyor bunlar. Bu ne? 3 hız veriyor. Evet, hız dengesizliği var oyunda. Müthiş bir. Halen 3000 küsur param var, o yüzden reroll atıyorum biraz. Son bir mega savaş arıyorum kendime. Cücelere gidelim. Şu büyücü şapkamızı takalım. Yakıştı. Küçük Gandalf. Son bir savaşla bitirelim arkadaşlar. Asas da yapamadık. 310. 405. Daha zor. Uf. Asas maskesi. Dexterity veriyor. Evet, class yapmak gerekiyor. Neyse. 107. 535. Haydi bununla bitirelim arkadaşlar. 9 experience veriyor. Ve ağır çekimde şu son savaşımızı izleyelim. Yardır be Gimli. Karşı taraf da bayağı vurmaya başladı bu arada. Level'ları yüksek çünkü. 3-4 level insanlarla kapışıyoruz. Çekici indirecek şimdi. Bam. Çekiç de gayet iyi. Çünkü dağıtıyor rakibi. Evet, okçu hep boşa sıkıyor çünkü düşman adamları geri sektiriyoruz durmadan. Okçu çok saçma bir karakter şu aşamasında oyunun. 250 silahlar akıyor gerçekten. Arada fark var. Bu arada kanıyorlar, kırmızı oluyor bazı düşmanlar, onu fark ettim. Baksana hançerle şey... bu daha da hızlı gidiyor hançerden. Katletti. Bütün orduyu böyle yapmak lazım. Evet.
Arkadaşlar beklediğimden çok daha keyifli çıktı. Auto Battler görünce böyle otomatik savaş şeyleri ben soğuyorum. İşte mobil oyunlar gibi geliyor. Öyle değil bu oyun. Oldukça keyifli. Umarım çok daha fazla şey katarlar. Bu arada Escape'e mi basarsanız ne? Burada bir yerde bir menü çıkıyordu. Halls buraya gidince. Skill'lere gidiyorsunuz. Bir tane kristalimiz varmış. Bunu nereden aldım bilmiyorum ama herkese bonus veriyor mesela. Bunları açıyorsunuz. Açabiliyor muyum şu anda? Bir tane gem var diyor. Bunlar nasıl geliyor bilmiyorum. Demoda olmayabilir. Olmayabilir. Onun dışında Forge diye bir şey var. İleride açılıyor. Item craftlayabileceğiz anladığım kadarıyla. Depomuz var. Menü vesaire. Formasyon yapabiliyorsunuz ileride. Bunlar ileride geliyor. Ya da demo aşamasında yoktur gibi. Fakat çok keyifli bir oyun. Şu anda serisi gelmeyecek çünkü çok erken aşamalarında. Umarım ileride piyasaya çıkar ve daha çok oynayabiliriz. Sizler de şu anda gidip Steam'den bu demoyu indirip saatlerce oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun şahane keyifli. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.